Nerede bu Kürşat? Neden video çekmeye gelmiyor? Aha geldi. Burası neresi? Dur, tamam, hatırladım şimdi. Burası benim odam. 1,5 aydır nasıl yapılır videosu çekmeyince tabii ki de nerede olduğumu, ne yaptığımı şaşırdım. Bir şey yapmayı unuttuğumu sandınız değil mi? Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Girişimi asla unutmam. Tamam, şimdi bir dakika. Bugün benim çocukluğumdan beri çok merak ettiğim, bir sürü de hikaye duyduğum, konuşamadım. Çocukluğumdan beri merak ettiğim ve hakkında birçok hikaye duyduğum bir şey var. Cam nasıl yapılıyor? Cam kumdan mı yapılıyor? Bu tür şeyler vardı. Şimdi bugün hep beraber camın gerçekten de kumdan mı yapılıp yapılmadığını öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Ama henüz video başlamadan önce lütfen kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve henüz videoyu beğenmediyseniz de like tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenirseniz 15 tatil 45 gün sürer. Şimdi ilk önce camın yapıldığı hakkında birkaç şey okuyup nasıl yapıldığını izleyeceğiz. Tamam, şimdi bir dakika, birkaç tane kaynak buldum. Cam nasıl yapılır yazıyor. Bakın burada cam nasıl yapılır yazıyor. Burada birkaç tane yazı var. Mesela camın temel maddesinin Türkçe'de silis ya da çakmak taşı olarak bilinen bir madde olduğu söylüyor. Bu maddeden doğada çok fazla bulunduğunu söylüyor. Özellikle de kumda bu maddeden çok fazla varmış. Yani doğru. Tamam, yalan söylememişler. Kumda çok fazla varmış bu maddeden. Diğer önemli materyal ise alkali metal ve metal oksittir. Yani alkali metal ve metal oksit de çok fazla önemli bir şeymiş ama bunların ne olduğunu bilmiyorum. Alkali metal için genelde soda kullanılır. Metal olarak ise demir kullanılır. Tamam, şunlara bakalım. Alkali metal neymiş? Alkali metal için soda kullanılır diyor ama nasıl bir şey olduğunu bilmediğimiz için hemen şekline bakacağız. Belki bir şekli yoktur. O tablo gibi bir şey vardı. Neydi lan o tablonun adı? Periyodik tablo. Periyodik tabloda bir şeydir belki de bu. Element ismi. Evet, öyleymiş. Periyodik tabloda bir elementmiş. Tamam, öğrendik zaten. Alkali metal için soda kullanılıyormuş. Metal için de demir kullanılıyormuş. Kullanılacak materyaller toz haline getirildikten sonra bu durumu işleve koyuyorlarmış. En iyi verimi almak için de beyaz kum kullanıyorlarmış. Bakın burayı iyi dinleyin. Maddeler iyice ufaltılıp elekten geçirildikten sonra fırına atılıp orta sıcaklıkta yani 2000 derecede eritilirmiş. Bizim sözde 1000 derece olan bıçaklarımızdan 2 kat daha sıcak ve bu orta derece. Sık sık da karıştırırlarmış bunu. Bu sırada fırının ısısının korunması ve maddede oluşacak köpüklenmelerin engellenmesi çok önemliymiş. 5-6 saat boyunca 2000 derecede ısıtıyorlarmış bunu. 5-6 saat sonra da erimiş şeker kıvamında bir şey oluyormuş ellerinde. Artık bunu değişik aletlerle çırparak şekillendirebilirlermiş. Hani düz bir şekilde bir cam yapabilirler. Bir dakika. Mesela benim 100.000 abone plaketimi kapatmak için mesela düz bir cam yapmışlar. En güzel örnek verebileceğim buydu. Ya da şuradaki bardak. Bu bardağı şekillendirmek için de ayrı bir şey kullanıyorlar. Ya da mesela burada bir şişe var. Bu şişeyi yapmak için bu da cam. Bunu da bir ayrı bir şekilde şekil veriyorlar. Evet. Ama dediği gibi bol bol karıştığı işte çok fazla detay varmış ve camın oluşması için değişik oranlarda farklı materyaller kullanıyorlarmış. Mesela kumdaki demirden yapılan camlar yeşilimsi oluyormuş ve bunu engellemek için lead denilen bir madde kullanıyorlarmış. Ya da alkalin olarak boraks kullanıldığında çok kaliteli camlar üretilebilir ancak bu oldukça pahalıya gelirmiş. O yüzden genelde bu yeşilimsi camlar var hep her evde. Her evde yeşilimsi camlar var zaten bu yüzden. Boraks deyince bir komiğime gitti. Şimdi camın içeriğine bakacağız. Camı elde etmek için genelde aşağıdaki karışımlar olurmuş. %72 silis, %42 silis, %15 soda, %24 potas soda, %13 kalker, %28 kurşun oksittir. Cama renk veren maddelerse bakır, yeşil turkuaz ve kırmızı. Ne bu, çok saçma bir şey. Burada ne okuduğum hakkında bir şey yok. Ha, bakır herhalde yeşil turkuaz ve kırmızı oluyormuş. Krom sarı ve yeşil oluyormuş. Kobalt da koyu mavi ve açık mavi oluyormuş. Magnezyum mor ve eflasun oluyormuş. Selenyum pembe ve gümüş. Amber altınsa pembe, titanyumsa sarı ve kahverengi oluyormuş. Yani camın rengini bu tür şeylerden veriyorlarmış. Bu renkleri vermek için mesela titanyumu, sarı ve kahverengiyi vermek için, mor ve eflatunu vermek için de magnezyumu kullanıyorlar. Cam dokunulunca sert bir katıdır, bakın. Acayip sert, canımı bile acıtıyor. Fakat kırılgan ve darbelere karşı mukavemeti olmayan bir malzemedir diyor ve bu çok doğru. Her yere düşen bardak, şu ana kadar hayatım boyunca 20 yıldır hiç yere düşürdüğüm bir bardak kırılmamazlık yapmadı, illa kırıldı. Ve bu da çok sinir bozucu bir şey. Geçen gün uyuduğum yerde bardak kırdım ya. nasıl olduğunu sormayın. Az önce okuduğumuz bilgileri burada da vermiş. Ve şimdi de camın nasıl yapıldığını izleyeceğiz. Ama tabii ki de bundan önce ben yerimi alayım. Şimdi değişik bir açı ayarlaması yaptım. Ne yaptığım hakkında benim de bir fikrim yok. Ha bu arada ben bu kameradan çıkacağım. Webcam'den çıkacağım. Ve yakın zamanda güzel bir kamera kullanmaya başlayacağım Allah'ın da izniyle. Yani yavaş yavaş kendi kalitemizi arttırıyoruz arkadaşlar. İnşallah çok daha iyilerine nasip olursa, Allah izin verirse çok daha iyilerine sahip olacağız hep beraber. Hadi başlayalım. The main one, sand. 800 ton, 800 ton her gün. Ana maddesinin kum olduğunu ve günde 800 ton üretim yapıldığını söylüyor. Yani 800 ton kum geçiyormuş. Az önce size söylediğim bileşenler, şeyler. Neydi onların adı ya? Elementleri söylüyor. Şu an ne dediğini duymuyorum adamın. Hoparlörün sesi çok kısık olduğu için anlayamadım. Ne dediğini size çeviremeyeceğim. Ama yapılışını izleyelim beraber. Bu tür tanklarda şey yapılıyormuş, ısıtılıyormuş. Tarlaya bir şey ekerken böyle yapıyorlar kumu. İçine bir şey mi atıyorlar yoksa? Buradan başlayıp bütün fabrikanın her yeri bu ısıyı alıyor dedi sanırım. 2000 dereceden bahsediyoruz çünkü yani. Bulunduğumuz yer çok sıcak ve daha da sıcak olacak zaten, değil mi diyor. Evet diyor. Abi ben burada hani Allah sabır versin buradaki işçilere ya. Bir dakika durduracağım. Evet o garip sesler videodan geliyor. Sizinle benim de duyduğumuz o garip sesler videodan geliyor ve şu anda abo telefonum niye video çekerken çalıyor? Diyor ki artık daha fazla hani kum gibi görünmekten çıktı ve taşmak üzere olan bir volkan gibi görünüyor diye. Oraya bakarken böyle bir camdan abi çok iyiydi. Çok iyiydi. Bir daha görmek istiyorum orayı. Normal gözle bakınca bu şekilde ve bu aletle bakınca böyle çok iyi ya. Cidden çok iyi. O aşağıda parlayan kısımda camımız diyor. Dedi o az önce size anlattığım gibi böyle şey olmaması için. Ne derlerdi ona? Baloncuklanmaması için karıştırıyorlarmış sürekli. Ha diyor işte baloncuk oluşmamasını önlemek için tek yöntem bu diyor. Yani camda baloncuk oluşmamasını engellemek için tek yöntem bu diyor. Eskiden daha farklı yöntemlerle yapılıyormuş. Ortadan falan kesiyorlarmış o baloncuklanmayı önlemek için. Sanırım öyle dedi. Yanlış bilgilendirmiş olmayayım. Abi nasıl patlıyor böyle ya? Görüyor musunuz ya? Ne yapıyor lan? Ha tamam metal, demir olarak metal kullanıyor sanırım hani. O malzemeyi ekliyor ve mixliyorlar. Cam tin dediğinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu şekilde üstüne yayılıyor sanırım. 200 fit uzunluğunda bir yermiş burası. 200 fit dediği 130-140 metreye denk geliyor sanırsam. Ve 2 metre yüksekliğinde. Ve bu 2 metre yüksekliğinde ve 120 metre uzunluğunda bir yerde cam birikintisi var. Kum yani eriyip cam olan kum var. Oraya var ya elini soksan anında eritir elini. Ya da anında elini cam kaplar. Bu Ben 10'de vardı. Ken vardı bir tane. Onun gibi olursun anında. Baksana şu uzunluğa. O az önce gösterdikleri yer uzunluğu bu kumun biriktiği yerin. Hani o kumu ısıttıkları yer. Bak şunun şeyine bak. Yapmışlar mesela camı. Ama plastik cam gibi duruyor yani bir şey yaptığı, az önce oynattığı. Mesela bu düzeltilen şey cam. Ama az önce yaptığı plastik bir şey gibi duruyordu. Bu gidiyor yani, nereye gidiyor ama bu? Ne yapıyorlar? Kesiyorlar. Parçalara ayırıyorlar. Bakar, dikkatli bakarsanız görürsünüz. Parçalara ayırıyorlar. Cam zaten öbür tarafını göremediğimiz için illa ki dikkatli bakmamız gerek. Distribütörler neydi o kelimeyi bilmiyorum, hatırlamıyorum. O insanlara kargolanıyormuş buradan dağıtım için. O kelimeyi hatırlamıyorum, söylemeyeceğim. Atıyorlar lan, bizim evde olsa bir şey çarptığı gibi kırılır cam. Bak, aa, gereksiz oldu hani, hata olanı attı direkt. O kurşun geçilmez yelekte kullandıkları malzemenin aynısı varmış üstünde. Ayaklarını, kollarını falan korumaya aldıklarını emin olmak için yapıyorlarmış. Şu ana kadar bunu giyip de giydiği halde hala kesilen oldu mu dedi adam, evet diyor. İkisi de aynı adam değil mi lan? Oğlum ne oluyor, ikinci boyuttan mı geldin? İkiniz de aynı adama benziyorsunuz. Ha tamam. Camlarını yapmışlar. Şimdi kalite testi yapıyorlar. Çocukluğumdan beri merak ettiğim camın yapılışını da izledik. Cidden kumdan yapılıyormuş. Baya böyle ilgi çekici, güzel bir konuydu. Ben hiç sıkılmadım izlerken veya araştırma yaparken. Şu kamerayı da azıcık düzelteyim, tamam. Baya eğlendim yani. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Umarım bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Bu arada arkadaşlar benim bildiğiniz gibi Instagram'ım çalındı ve bu konu üzerine bana çok fazla geçmiş olsun mesajı geldi. Çok fazla güzel mesaj geldi. Bütün bu her şey için çok teşekkür ederim. Destekleriniz ve yanımda olmaya çalıştığınız için çok teşekkür ederim. Çok kişi soruyor yeni bir Instagram açacaksın mı, ne yapacaksın diye. Çok karışık bir konu arkadaşlar şu anda durum. O yüzden şu an için bir Instagram'ım yok. Şu anda gördüğünüz bütün Instagram'lar fake ve hiçbiri bana ait değil. O yüzden hiçbir gördüğünüz Instagram'a şey etmeyin yani, ne derler ona. İnanmayın, kanmayın. Benim Snapchat'te attığım fotoğrafları kendi hikayelerine atıyorlar Instagram üzerinden ve benim adıma konuşuyorlar sizinle. O yüzden o tür hesaplara inanmayın. Benim şu anda ben bir videomda söyleyene kadar benim ağzımdan çıktığını duyduğun... Ben niye konuşamıyorum? Benim ağzımdan çıktığını duyduğunuz zamana kadar bilin ki benim bir Instagram hesabım yok şu anda. Ama Snapchat'im var ve burada yazan Snapchat'ten beni istiyorsanız takip edebilirsiniz. Neyse, şimdi de videoyu bitirme zamanı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Henüz kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve henüz videoyu beğenmediyseniz de like tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sizi sevdiğimi unutmayın. Bay bay.